Akaid derslerimizin ikinci videosu. Emare kitabını işliyorduk. 11. beyitten devam ediyoruz. Emel Kur'an'ı, Kur'an değildir. Ne değildir? Mahlukan, mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Yani yaratılmamıştır. Teala yüce oldu. Ne yüce oldu? Kelamur Rabbi. Rabbin kelamı yüce oldu. Neden yüce olmuş? En cinsil mekal. Söz cinsinden. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmayışı esasen yani bu konu yüzyıllara dayanır. Yani yüzyıllardır tartışılmıştır. Bundan dolayı alimler ölmüştür de. Çok ciddi bir akaid konusu bu. Kur'an Allah'ın kelam sıfatının zuhuru olmaktadır. Yani Allah Teala'nın kelam diye bir sıfatı vardır. Kelam sıfatı neticesinde Kur'an-ı Kerim'deki cümleler oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir, yani yaratılmamıştır denilirken esasen onun bu sıfatı yaratılmamıştır. Yoksa elimize aldığımız mushaf, Kur'an-ı Kerim yani kapakları, sayfaları ve tabii ki üzerindeki yazılar mürekkep cinsinden düşünürsek bunların hepsi nedir? Yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim bir kağıt üzerine yazılmıştır. Kağıt yazılmıştır. Kapaklar ile kapatılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in kapakları vardır, cildi vardır. Bunlar hep yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in cümleleri, o Arapça harfler, işte kalemle, mürekkeple veya bilgisayar baskısı diyelim. Sonuç olarak bir çeşit mürekkep ile yazılmıştır. Mürekkep de yaratılmıştır. Peki yaratılmayan şey nedir? Yaratılmayan şey Allah'ın kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı neticesinde kendi katında oluşturduğu şeydir. Yoksa elimize aldığımız Kur'an-ı Kerim, söylediğimiz gibi kağıttır, mürekkeptir, harftir. Bunlar yaratılmıştır. Yaratılmamıştır denilirken bu kastedilmemiştir yani. Mesela birazcık şerhimize bakalım. Ve hevel huruf, harfler, ve sıfat ve sesler, elleti, o harfler ve sesler neymiş? Hiyo mahlukatun, mahluktur. Leykûne mahlukan, yaratılsın diye vardır. Yaratılmış olmak için zaten vardır. Fil kelami, kelamda. Ki fil kelam işaretin, kelamda işaret vardır. İlâ ennehu, o, ona yugalu denilir. Ne denilir? Kelamullah gayr mahluk. Ve yugalul Kur'an gayr mahluk. Kur'an-ı Kerim gayr mahluktur. Ama tabii ki bizim yazmış olduğumuz harfler, yani Kur'an-ı Kerim nasıl yazılıyor? İşte bilgisayar baskısı veya elle yazıldığını düşünelim. O yazarken harfleri, o kullanılan mürekkebin kendisi mahluktur. Farklı bir yerden daha bakalım. Mesela Affan demiştir ki her kim kul huvallahu ehad, yani manaca de ki o Allah birdir dedikten sonra bu mahluktur, yaratılmış derse o kafirdir der. Ali bin Abdullah da Kur'an Allah kelamıdır, her kim o mahluktur derse o kişi kafir olur, arkasında namaz dahi kılınmaz demiştir. Ebu Velid de her kim o Kur'an-ı Kerim mahluktur derse o kişi kafir olur. Kim kalbiyle Kur'an'ın mahluk olmadığına inanmazsa o kişi İslam dairesinin dışarısında kalmış olur der. Mesela bu anlattıklarım Buhari'nin Halgul Efal Lil İbad adlı kitabında geçmektedir. 1. cilt sayfa 31'de Buhari'nin Halgul Efal Lil İbad diye kitabı vardır. Halgul Efal Lil İbad adındaki kitapta yazıyor bunlar. Bunun dışında El-Kai Şerhi vardır. İşte Usulü İtikad Ehli Sünnet ve Cemaat kitabında 373 numaralı metinde, yani maktu hadis olarak ne demiştir? Men lem ya'kit, ya'tekit diyelim. Her kim kalbihu, kalbiyle inanmazsa ala enel Kur'an leyse mahluk fe ve haricu minel İslam. Her kim gerçekten Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğuna inanmazsa o kişi İslam dairesinin dışarısında kalır. O da öyle demiştir. Mesela Ahmet bin Hanbel'in El-Akide adlı kitabında Ahmet bin Hanbel ne demiştir? Vel Kur'an-ı Kelamullah tekelleme bihi lesse bi mahluk. Kur'an Allah kelamıdır. Allah Teala onunla konuşmuştur. Yani konuşmaktadır veya diyelim. Lesse bi mahlukun, mahluk değildir. Ve men za'ime ennel Kur'an mahluk. Her kim Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu iddia ederse fehüve o cehmiyün, cehmiyedir. Cehmiye tabidir. Eşittir kafirun, kafirdir. Sıradaki metnimiz ve Rabbul Arşi, arşın Rabbi, fevgal arşi, arşın fevkindedir, arşın üstündedir. Lakin, fakat
vasfı temekkuni, temekkün etmek ve etme vasfı olmaksızın ve ittisali, ittisal vasfı olmaksızın. Yani yerleşme, karar kılma ve bitişme vasfı olmaksızın Rabbin arşı, arşın fevkinde, fevk üstünde demektir. Arşın üstündedir. Rabbul arşı, yani şuradaki Rabbul arşı ne diyelim, tanımlamasını anlatıyor. Rabbul arşı ey yani halikuhu ve malikuhu, arşın yaratıcısı ve onun sahibi kastedilmiştir ki o da Allah olacaktır. Eğer izafetü li teşrifi, yani Rab burada muzaf, el arşı muzafın ileyh isim tanımlaması var. Bu izafetin sebebini anlatmış. Li teşrifi, şeref vermek içindir. Yani arşa bir değer vermek içindir. Ne gibi? Ke Rabbil Beyti. Rabbil Beyt dediğimiz zaman Rab zaten en yüce olduğuna göre kendisiyle birlikte tanımlamaya giren kelimede ne olmuş oluyor? Şereflenmiş oluyor. Ve Rabbi Cibril, Cibril'in Rabbi dediğimiz zaman Cibril değerli bir varlık oluyor. Ve o e'zamul mahlukati, mahlukatın en büyüğüdür. Yani arşı kastediyor. Ve muhidu bil mevcudati, var olan her şey ihata edicidir, etmiştir. Yani kapsayıcıdır. Fakat kâle subhanahu, ve Allah Teala şöyle buyurmuştur. Er-Rahmanu al-arşi istiva. O Rahman arş üzerine istiva buyurmuştur. Rahman suresi 5. ayet. Ve mezhebul halef, halef mezhebi cevazu tevilil istiva, istivanın tevili üzerinden, yani cevazlığı üzerinde durmuştur. Yani bu tevili biz, pardon, bu istivayı tevil edelim diyebilmiştir. Buna cevaz vermiştir. Caizdir demişlerdir. Neyle tevil etmek? Bil istila. İstila ile. Ve muhtaru selef, ve selefin muhtar, yani tercih ettiği görüş nedir peki? Ademü tevil. Tevilin olmayışını tercih etmişlerdir. Tevil yapmayalım demişlerdir. Bel aksine itikatü tenzil, direkt bu ayete inanalım, konuyu kapatalım demişlerdir. Ama ma'a vasfı tenzihi, onu tenzih ederek, tenzihi lehu subhanahu, yani yüce Allah'ı tenzih ederek demişlerdir. Kema kâlel İmam Malik, İmam Malik'in dediği gibi el istiva malumun, istiva malumdur. Vel keyfu, yani keyfiyeti, oluş biçimi ise nedir? Meçhulun, meçhuldür. Ve sualu enhu bid'atun, ondan soru sormak da bidattır. İmam Malik ne demiş? Gale el İmam Malik, el istiva malumun, vel keyfu meçhulun, ve sualu enhu bid'atun. İstiva malumdur, şekli, oluş biçimi, bundan kastedilen şey nedir? Meçhuldür. Ve sualu anhu bid'atun, bu konuyla ilgili soru sormak da bidattır demiştir. Yani bu cümle aslında meşhurdur. Yani İmam Malik'in bu sözü gördüğünüz üzere burada da geçmektedir. İşte farklı kitaplarda da geçer. Mesela Diyanet'in 2 ciltlik İlmihal cilt 1'inde de istiva konusunda geçmektedir. İşte İbn Teymiye'nin Salanca kitabında geçmektedir. Pek çok akaid kitabında istiva konusunu ele alan kitaplarda bu cümle geçer. Devamı da vardı, unuttuk. Vel imanu bihi vacibun. Ona iman etmek vaciptir. İhtaruhu imamına azam. İmam-ı Azam da esasen bu görüşü seçmiştir. Ve yine bidattır. Keza aynı şekilde küllü ma verede minel ayat ve hadis-i müteşabihat. Yani ne diyor? Müteşabih olan ayet ve hadislerden ilgili de yine bu şekilde soru sormak bidattır. Ne gibi? Mesela min zikril yedi. Yet kelimesi gibi. Vel ayni, ayn kelimesi. Yet el, ayn göz. Vel vecihi, vecihi yüz anlamına geliyor. Ve nahve ve benzerleri. Müteşabihin hepsini samyalım şimdi demiş kitap. Mine sıfat, sıfatlardan olan benzer şeyler de, yani müteşabih olan sıfatlar üzerinde de durup şu nedir, bu nedir diye sormak, uzun uzun düşünmek bidattır. Gerek yoktur diyor. Sebe minhu ondandır. Lafzı fevk. Fevk kelimesi de işte onlardan birisidir. Fi gavlihi ta'ala. Ve huvel gahiru fevga ibadi. De olduğu gibi. Buradaki fevga üstünde demek de. Şimdi bundan kast olan şey ayetteki nedir? Şu mudur, bu mudur? Tevil etmek, soru sormak bidattır. Konuyla ilgili
Son birkaç şey söyleyerek konuyu kapatalım. Mesela velâ yegûlü denilmez. Ne denilmez? Ennallâhe muhakkak ki Allah fî külli mekânın her mekandadır denilmez. Yani bir insan Allah her yerdedir derse bundan ancak şunu kastedebilir. İlmiyle her yerdedir, her an her yere müdahale etmektedir, bir şeyler yaratmaktadır, duymaktadır, görmektedir. Bu manada Allah her yerdedir derse bunda bir sorun yok. Zaten Allah bu şekilde her yerdedir. Ama yani ne diyelim, zatı itibariyle her yerdedir dersek durum değişir. وَلَا يَقُولَ اَنَا اللّٰهَ ف۪ي كُلُ مَكَانٍ Allah her mekandadır denilmez. Haşa ve kella. Bel aksine haza kavlul mu'tezileti. Yani bu mu'tezilenin sözüdür. Vel cehmiyeti ve cehmiyenin sözüdür. Ve eşbahihim, onların benzer görüşünde olan, yani bu görüşte olan diğer mezheplerin, grupların görüşü bu şekildedir. Bunlara uymamak lazım diyor. Ve haza bu şekildeki cümle nedir? Küfrün ve dalün. Küfürdür, sapmışlık durumudur. Ellezi, o kimse ki yegul ediyor ennallâhe fî küllü mekânin, muhakkak Allah her mekandadır, her yerdedir derse bir kişi, haza kafir, bu kişi kafirdir. Nes'elullâhul afiye, Allah'tan afiyet dileriz. Fevgal arşiye geldiğimiz zaman buradaki ne diyor? Ve ilmuhu fî küllü mekânin, ilim olarak her yerdedir. Ya'lemu külle şeyin, her şeyi bilir subhanahu ve teala. Lakinne, fakat o bizzati zatıyla fevgal arşi, arşın fevkindedir subhanahu ve teala. Fevga cemi'il halgı, yaratmış olduğu her şeyin üstündedir. Vel vacibu alel mümin en ya'tekide. Mümine vacip olan şey buna inanmaktır. Hazel itikad, bu itikad üzere olmaktır. Ellezi, o itikad ki delle delalet etti aleyhi, bu itikad üzerine ne delalet etti? Kitabullahi ve sünneti, kitab, Allah'ın kitabı ve peygamber sünneti Resulullah ve Resulullah'ın sünneti bunun üzerine delalet etmiştir. Üstelik ecme aleyhi selef. Selef de bunun üzerine icma etmiştir. Ve ashabin nebiyyi, nebinin sahabesinden olan. Ve etbaihim, onun tabirleri falan filan. Ve la yücüzü en yugalu, en yugale. Demek caiz değildir. Ne demek caiz değildir? Ennallâhe fî kulli mekânin. Allah her yerdedir sözü caiz değildir. Hâzâ kavlun ehlül bâdır minel cehmiyeti vel mu'tezileti. Evet, bunu unutmayalım. Ve met teşbihu lirrahmani vechen fesun en zâke esnafel ehali. Ve met teşbihu, teşbih olmadı, lirrahmani vechen, Rahman için hiçbir şekilde teşbih, benzetmek doğru değildir. Yani teşbih derken neyi kastediyoruz mesela? Yani Allah'ın sıfatlarını mahlukatına benzetmek doğru değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen işte 70 Allah'ın eli veya hadislerde geçen diyelim, Allah'ın elinden kasıt insan eli gibi bir eldir şeklinde düşünmek, insan eline benzetmek nedir? Doğru değildir. Bu tür yapan kişi benzettiğine göre teşbih yapmıştır. Yani müteşebbihe veya hatta şekillendirdiği için, bir cisim haline getirdiği için bu kişi direkt mücessime mezhebine uygun bir görüş ileri sürmüş olur. Yani birisi desek Allah'ın eli bizim elimiz gibidir demiş olsa, ehli sünnetin görüşlerine muhalefet, farklı bir görüş ileri sürmüş olur. Yaratıcıyı yaratılana benzetmek olur bu. Birazcık Budizm'e de benzemiş olur. Budizm'de ne yapıyorlar? Put yapıyorlar. Genelde de insan şekline benzer şeyler yapıyorlar. Yani filozoflar ne diyor? Bugün diyor aslar veya aslanlar da heykeltıraşlıktan anlasalardı ne yaparlardı? Onlar da o zaman kendilerine benzer put yapardı. Yani insanın insan şeklinde put yapışı Allah'ın insan şeklinde olduğuna dair asla delil olamaz. Herkes kendine benzer şey yapma peşinde. Kıyas yaparken de bu doğru olmaz. Adam diyor ki mesela genelde bu namazlarla ilgili şeylerde teşbih görmekteyiz. Şimdi diyor ki adam, bir insana borcun varken o kişiye gel sana yemek ısmarlayayım demen doğru olur mu? Elinde para varsa borcunu öde diyor. Ve bunu neye kıyaslıyor? Madem ki kaza namazı borcun var, öyleyse sen nafile kılma veya beş vakti tabi olan sünnetleri, yani revatibi kılma. Onun yerine direkt git kaza namazı kıl diyor. Bu doğru olmaz diyor. Neyle neyi kıyaslıyor? Yani Allah'a karşı olan borcumuz ile İnsana karşı olan borcumuzu kıyaslıyor ki
Bu durumda Allah'ı o borçlu olduğumuz insan konumuna koymuş oluyor. Veya insanı Allah'a karşı borcumuz olan yere koymuş oluyoruz ki bu nedir? Bir şekilde bir teşbihtir, kıyaslamadır, eşittir. Ve me teşbihu lirrahman vechen. Hiçbir şekilde Rahman'a teşbih olamaz. Aykırıdır, yanlıştır. Konuyla ilgili ayet olarak ne söyleyebiliriz? Leyse kemislihi şey. Şura 11. Onun benzeri gibisi bile yok yani. Allah Teala'nın benzeri gibi olan bir şey yok. Benzeri demiyoruz. Benzeri gibi. Yani benzerine benzer olan bir şey bile yok. Benzer olsaydı şayet ona benzeyen şey olması gerekecekti ki o bile yok. Yani Allah Teala benzeyen hiçbir şey yoktur. Benzemeyen bir şeyi farklı bir şey ile, yani benzemeyen bir şey ile kıyaslamak zaten mantık hatası olur. Mesela bir elma ile bir bilgisayar kıyaslanabilir mi? Elma ile bilgisayarı ne yönden kıyaslayacaksın? Birisi elektronik araç gereç, diğerisi yiyecek bir madde. Yani aralarında bir bağ yok. Sesun, sen koru. Enzake bundan, yani bu görüşten koru. İşte insanları demeyelim, mahlukatı Allah'a benzetmekten insan böyle bir yanlış düşünceden koru. Kimi koru? Esnafel ehali, ehli sünneti koru. Diyor ki ve met teşbihüdeki ma nafiyetün, nafiyedir, bir mana leyse manasındadır. Ve haberuha vechen, haberi vechendir. Ve es-sun, yani fesundaki sun biraz düşmüş. Sun nedir? El-hifz, koruma manasındadır. Vel-ehali, ehali kelimesi ise cem'u ehl, ehl kelimesinin cemisidir. Ve muradu bihim, onunla kastları neymiş? Ehli sünneti, yani adam ehal deyip, yani yazar ehal deyip ehli sünneti kastetmiştir. Ehli sünnet vel cemaati, ehli sünnet vel cemaat grubunu kastetmiştir. Yani etteşbihu lehu, Allah-u Teala'ya benzetiş ki subhanahu darigan müstehsinen, hiçbir şekilde, hiçbir yol ile ona karşı olan teşbihten koru. Hani zalik itikadır fasit, bozuk itikattan koru. Ehlin ilm, ilim ehlini. Biraz satıra geçelim. Ve la yemzi aleddeyyani vaktun ve zmanun ve ahvalun bihali. Ve la yemzi, geçmez, işlemez. Kim üzerine? Aleddeyyani, deyyan üzerine, ki deyyandan kasıt Allah oluyor. Deyyan üzerine geçmez. Ne geçmez? Vaktun, hiçbir vakit geçmez. Daha ne geçmez? Ve ezmanun, zamanlar geçmez. Ve ehvalun, ve haller geçmez. Bir hali, hiçbir şekilde. Yani Allah Teala'nın üzerinden vakit, zaman, hal hiçbir şekilde geçmemektedir. Bunlar yaratılmışların vasfıdır. Mesela diyebiliriz, işte bir insanın üzerinden işte ne bileyim 100 yıl, bilemedik 110-120 yıl geçtiği zaman o insan artık ölür diyebiliriz. Veya 50 yıl geçtiği zaman şöyle olur. Veya en azından işte 40-50 yıl geçtiği zaman artık o kişi yaşlı olur, yaşlanmış olur diyebiliriz. Bu tür sıfatlar esasen bir varlığın yani ömrünü ifade edebiliyor. Yani ömrünün gençliğinde, işte orta yaşında veya son yaşlarda veya ömrü bitmek üzere gibi, veya eskimiş diyebiliriz bir şey için, veya biraz bir yiyecek maddesi düşünürsek, biraz daha durursa küflenir diyebiliriz. Zaman geçiyor çünkü üzerinden. Zamanın geçmesi Allah haricinde, ne diyelim, melekler haricinde her şeyi ne yapar? Eskitici, yıpratıcıdır. Şayet zaman, işte vakit Allah üzerinden geçmiş olsaydı, yani Allah'a bir etkide, taallukta bulunsaydı, Allah'ın da yıpranması, zayıflaması ve benzeri şeyler gerekirdi ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Haşa. Eddeyyan, şurada geçen aleddeyyani demiştik. Deyyan açıklıyor. Elmecaz demiş. Mecazdır deyyan. Me'huz mineddin, din kelimesinden alınmıştır. Oradan türetilmiştir. Bir manel ceza, ceza manasındadır ki cezada karşılık veren. Hem mükafat, yani yaptığımız şeye göre mükafat veren veya ceza veren, azap veren manasına geliyor. Ve minhu gavluhu teala, ondandır. Maliki yevmi din, din kelimesine örnek verdi. İşte daha sonra yine gavluhu teala, lekum dinikum veliye din, din kelimesine örnekler vermekte.
Ve müstağının ilahi, ilahım müstağnidir, ihtiyaçsızdır, ihtiyaç duymamaktadır. Annisa'in, kadınlardan müstağnidir. Yani herhangi bir kadına ihtiyaç duymamaktadır. Ve daha evladin inasin, kız çocuğundan da müstağnidir, ona da ihtiyaç duymamaktadır. Evricalin, erkek çocuğundan da müstağnidir, ona da ihtiyaç duymamaktadır. Gerek mecusi olsun, gerek ehli kitap olsun, bu cümleyle onlara muhalefet vardır. Mesela ayette ne geçiyor? Ve galetil yehudu Üzeyrun ibnullah. Yahudiler dedi ki Üzeyr ibnullah, Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Dolayısıyla birisi, ehli kitaptan birisi Allah'a oğul isnat etti. Diğeri de Allah'a kız, yani kız çocuk isnat etmiş oldu. Bu cümlede de ne diyor? Gerek kız olsun gerek erkek olsun bu tür yani çocuklardan Allah Teala müstağnidir. Böyle bir şey mümkün değildir. Öte yandan annisayn, kadınlardan da müstağnidir. Yani bir eşe ihtiyaç duymamaktadır. Tabii ki bu beyt hemen akla neyi getiriyor? Kul huvallahu ehad, Allahus samet. Allahus samet, Allah müstağnidir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktadır. Lem yelid ve lem yulet, doğmamış, doğurmamıştır manasına gelen ayetler hemen akla gelmektedir. Mesela aşağıya baktığımızda ne görüyoruz? Lagar keferalledine galu inna Allahe thalithu thalate. Kafirler ne demiş? Allah üçün üçüncüsüdür. Ve ma min ilahin illallah. İlla ilahu vahid. Pardon. Ve ma min ilahin illa ilahu vahid. Peki Allah'tan başka, yani tek olan Allah'tan başka farklı bir ilah yoktur. Keza an kulli zi avnin ve nasrin teferrede zülcelali ve zül meali. Keza aynı şekilde müstağnidir. Neden? An kulli zi avnin ve nasrin ve nasrihi. Ve nasrihi yazmış olsa da aslında ve nasrin diyeceğiz. Keza aynı şekilde an kulli zi zi sahip manasında zi avnin yardım sahibi ve zi nasrin yine yardım sahibi manasına gelmekte. Yardım sahibi ve nusret sahibi yani güç sahibinden Allah Teala müstağnidir. Herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymamaktadır. Esasen bu onun ortağı da olmadığı manasına gelmektedir. Teferrade tek oldu. Ferrade teferrade tek oldu. Yani tektir. Zülcelali ve zülmeali, celal ve yücelikler sahibi olan Rab, yani Rabbimiz Allah teferrede tek oldu. Yani tektir. Bu beyt yine tabii ki Allahu Samet. Kul huvallahu ehad, Allahu Samet. Ayetini aklımıza getiriyor. Çünkü Allah'ın her şeyden müstağni olduğunu belirten ayet buradaki müstağnilik ile benzeşiyor. Yumitul halga kahran sümme yuhyi. Feyezihim ala yumitul halga, mahlukatı öldürür kahran, kahredici olduğu halde sümme sonra yuhyi, diriltir onları. Allah Teala önce tabii ki ne yapacak? Mahlukatı kahrederek öldürecek, yani yumitu mati yumitu öldürecek, yok edecek. Sümme yuhyi, sonra onları tekrar diriltecek ve hesap yavaş yavaş başlayacak. Fe sonra yeczi bihim, fe yeczihim, sonra onları cezalandırmak için diriltecek diyeceğim. Buradaki cezalandırmak amellerinin karşılığını vermek manasına gelmektedir. Yani ceza vermek esasen karşılık vermektir. İyilik yapanlara iyilik karşılığı, kötülük yapanlara kötülük karşılığı verecek. Şöyle diyebiliriz, amellerin karşılığını verecek. Ala bufgil hısali, amellerinin karşılığına göre, amellerin karşılığı üzere yaptıklarının karşılığını verecektir. Kötülük yapanlara işte cehennem veya azap diyelim, iyilik yapanlara da sevap işleyenlere de ona göre cennet verecektir. Ehlil hayri cennatun ve nu'ma, hayır ehli için ne vardır? Cennatun, cennetler vardır. Nu'ma, nimetler vardır. Velil küffari, kafirler için vardır. Ne vardır? İdrakün nekali, azabı idrak vardır.
azabı yaşamak vardır. Yani iyiler için, hayır ehli için ne varmış? Cennet ve nimetler varmış. Kafirler için de azabı tatmak vardır. Burada hayır ehli derken, yani bir kafirin hayır işlemesi falan kastedilmiyor. Buradaki kasıt bu değildir, yanlış anlaşılmasın. Eğer hayır yapan kafirler de kastedilmiş olsaydı, veril küffari, kafirler için azabı tatmak vardır demezdi. Demek ki hayır ehlinden kastı müminler yani. Bu cümle nedir diyor? Haza beyanun li tafsil ahval mimma sabaqa min qawli feyzihim. Az önce feyzihim ala fukul hisale geçmişti. Amellerinin karşılığına göre işte ahirette karşılık bulacaklardır manasına gelen beytin açıklaması vardır burada. Yani demek ki hayır işleyenler için cennet ve nimetler vardır. Kafirler için de azabı tatmak vardır cümlesi az önce geçen feyzihim ala fukul hisale açıklamaktadır. Burada dikkat edecek diğer şey ise sümme zehebe ehlul hak, yani ehli sünnet ne demiştir? Muhakkak ki cennet ve cehennem mahlugatan el an, cennet ve cehennem şu an itibariyle yaratılmıştır. Yani insanlar öldükten sonra da yaratılacaklar, böyle bir şey yok. Bu yüzden dünyada cennet ve cehennem kurulacak diyen bazı yanlış görüşlü insanlar var asrımızda. Bu tür insanlar yanılgıdadır. Çünkü kitap ne diyor? Şu an cennet ve cehennem zaten hazır diyor. Yaratılmış bile. Günümüzdeki bazıları ne diyor? İnsanlar ölecek, sonra dünyada cennet ve cehennem kurulacak. Diyor ki bu hatadır. Çünkü ehli sünnet böyle düşünmemektedir. Cennet ve cehennem şu an itibariyle yaratılmıştır. Hilafen lil mu'tezileti. Mu'tezile ise böyle düşünmemektedir. Demek ki dünyada cennet ve cehennem kurulacak diyen kişiler esasen Mutezile'nin görüşüne benzemektedir. Daha sonra da ne diyor? İşte ehli bidat da diyor Mutezile'ye tabi olmuştur. Galallahu Teala fil cenneti, Allah Teala cennet hakkında şöyle buyurdu. U'iddet lil muttakine. Muttakiler için. U'iddet lil muttakin, Ali İmran suresi 133. ayet. U'iddet hazırlanmıştır. Lil muttakine, muttakiler için. Sakınanlar için. Yani müminler için cennet hazırlanmıştır diyor bu ayette. Ve finnari, cehennem hakkında da Allah Teala şöyle buyurmuştur. U'iddet lil kafirin, kafirler için hazırlanmıştır. Bu da Bakara suresi 24. ayet olmakta. Şimdi bu ayetler esasen iki şeyi göstermekte. Bir, müminlerin cennete, kafirlerin cehenneme gideceğini gösteriyor. Yani bir insan kafirse, bilmem iyilik yapmış, yok lambayı bulmuş, arabayı bulmuş, uçağı bulmuş, farklı bir şeyi bulmuş. Konu bu değil yani, neyi bulursa bulsun, insanlara ne kadar yararı olursa olsun, o kişi kafir ise, u'iddet lil kafirine. Bitti yani, ayet gayet açık. U'iddet lil kafirine illa, yani kafirler için cehennem hazırlanmıştır. Ancak şöyle şöyle hayırlar yapanlar bundan müstesnadır. Ayet böyle bir şey demiyor. Ayet ortadadır. Kafirler için cehennem hazırlanmıştır diyor. Çok genel yani, kafirler ne kadar kafir varsa. U'iddet lil muttaqin, ne kadar mümin varsa cennet de onlar için hazırlanmıştır. Burada dikkat çekilecek diğer bir nokta. Yani şu an iki şeye dikkat çekmeye çalıştık. Bir, bir insan kafirse neyi bulursa bulsun, neyi keşfetmiş olursa olsun, ne bileyim hayvanlara bakmış, şunu yapmış, bunu yapmış, ne kadar faydalı iş yaparsa yapsın, kafirse u'iddet lil kafirin, müminse u'iddet lil muttaqin. Birinci şey bu. İkinci olarak u'iddet lil muttaqine, u'iddet lil kafirine. Bu ayetlerde geçen u'iddet mazi fiildir. Mazi fiil Türkçemizde nasıl ifade edebilirim? Yani dili geçmiş zaman deriz. Dili geçmiş zaman. Ne bileyim mesela ben okula gittim. Ben ders çalıştım. Ben hastaneye gittim. Ben uçtum, yüzdüm dediğimiz zaman. Bundan ne anlaşılır? Bu işi yapmışım. Yani bitmiş bu iş. Gelecekte yapacağım manası çıkmaz. Ben ders çalıştım dediysek, ders çalışacağım manasına gelmez bu. Eğer yalan söylemiyorsak.
Bu Allah olduğuna göre yalan söylemesi zaten düşünülemeyecek. Çünkü ayet değil mi? Uiddet lil kafirin ayettir. Uiddet lil muttakin ayettir. Kelamullah yanlış olması düşünülemez. Dolayısıyla mazi fiildir, geçmiş zamandır. Yani cennet ve cehennem hazırdır, hazırlanacaktır değil. Dolayısıyla dünyadadır cümlesi yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. وَلَا يَفْنَ الْجَحِيمُ وَلَا الْجِنَانُ وَلَا اَهْلُهُمَا اَهْلُ اِنْتِقَالِ وَلَا يَفْنَ الْجَحِيمُ Cehim yani cehennem yefna olmaz. Yani cehennem yok olmaz. Cehennem yok olmayacağına göre içindekiler de yok olmaz. Yani cehennemdekiler kafir ise ebedi olarak kalır. وَلَا الْجِنَانُ Cennetler de yok olmaz. Dolayısıyla içine girmiş olan insanlar da cennette kalmaya devam eder. Yani cennet ve cehennem devamlıdır. Ve la ehluhuma ve o ikisinin ehli olmaz. Değildir. Ne değildir? Ehl-i intikal. İntikal ehli değildir. Birisi cehenneme girdi veya diğeri cennete girdi. Bu kişiler ne bileyim 100 yıl cennette kaldı veya 100 yıl cehennemde kaldı. Daha sonra çıktı tekrar dünyaya geldi. Böyle bir şey mümkün, dinen mümkün değildir. Dolayısıyla dünyadaki imtihanımız bir keredir. Yani cehennem geçicidir, cennet geçicidir, işte belli bir süredir, sonsuzluk olmaz gibi görüşler var günümüzde. Tabi bunlar aslında günümüzde çıkmış şeyler değil de, yani yeni bir görüş ortaya koyamadılar. Sadece eskiden beri var olan görüşleri dile getiriyorlar. Mesela ne diyor? Ehl-i sünnet ve cemaat ne demiş? Kitap ve sünnete dayanarak bunları söylemiştir. Hilafel cehmiyeti. Cehmiye ise cennet ve cehennem geçicidir demiştir. Ve men tebe'ahum min ehlil bid'ati. Ehli bid'atla onlara tabi olanlar da bu şekilde günümüzde olduğu gibi demeye devam etmektedir. Yerahul mu'minune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali. Yerahul mu'minune yani yara görecek. Kimi hu adlı söylemiş. Ezzamirul barizu fi yarahu yezu ilallah subhanahu. Yara görecek. Hu onu. Hu nereye gidiyormuş? Allah-u Teala. Hu Allah'ı görecek. Kim görecek? El müminune. Müminler görecek. Bi gayri keyfin bir şekil olmaksızın. Keyfiyetsiz olarak. Ve daha ne olarak? İdrakin. İdraksiz olarak. Ve daha zarbimin misali. Herhangi bir misal vermeksizin. Onu görecekler. Bununla ilgili tabi ayet de var, hadis de var. Mesela Kıyamet Suresi 22-23 Vucuhu yevmeydin nazra ila rabbiha nazra. O gün bir takım yüzler parıldayacaktır, Rablerine bakacaktır. Mesela farklı bir ayet okuyabiliriz. Kella innehu a'rabi yevmeydin le mehcubun. Hayır, şüphesiz onlar, yani Müslüman olmayanlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Bu da Mudaffifin suresi 15. ayet. İmam Şafii bununla, bu ayetle ilgili olarak Müslüman olanların Rablerini göreceğine bu ayet delalet eder demektedir. Çünkü Müslüman olmayanlar göremeyecektir dediğine göre Müslüman olanlar da görecektir manası İmam Şafii'ye göre çıkmaktadır. Konuyla ilgili şerhe bakıyoruz. Ey yani yara görür hu onu kim el müminun ebrar iyi müminler görür dünel küfar kafirler hariç fehmim çünkü onlar en rabbim yemedir le mehcubun ait az önce söylemiştik zaten onu rü'yetün rü'ye yani görmek ise Allah'ı görmek ise bir gayri keyfiyetin şekilsizdir ve la idrakin idraksızdır ve ihatasızdır yani kuşatıcı değildir nitekim la tudrikul ebsar gözler onu idrak edemez ve la bi nev'in min misalin misalden bir çeşit de kendisine getiremeyiz şunun gibi bunun gibi de diyemiyoruz biz çünkü yine vucuhu yemeydin nadra ila rabbena da tam ayetleri okuduk setarayna rabbeküm burada bir hadis vermiş Allah-u Teala'yı görmekle ilgili bunu okuyalım. Seteravne Rabbeküm, siz Rabbinizi göreceksiniz. Kema teravner kamera, ayı görür gibi. Ayı nasıl net görebiliyorsanız Allah-u Teala'yı o şekilde net bir biçimde görebileceksiniz. Esasen ben bu hadisi okumak yerine farklı bir hadis okuyayım. Bu sanırım Tirmizi'de geçiyor.
Yani hasen hadis okumaktansa sahih hadis okuyalım. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Yavaş okuyorum. Not alan olabilir. İnneküm seteravne rabbeküm kema teravne hazel kamera la tuzammune fi ru'yetihi fe in istada'tum en la tulebu ala salatin qabla dulu'i şemsi ve qabla gurubiha fef'alu. Sümme gara dedikten sonra farklı bir ayet okunmakta. Yine farklı bir ayet var. Lillezîn ehsenul husna ve ziyade. O kimseler için güzelin güzeli de ve onun ziyadesi de vardır. Fesseran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz tefsir etmiştir o ayeti. Yani el husna bil cenneti, güzel olan şey cennettir. En güzel olan şey cennettir. Ve ziyade, onun ziyadesi ise bir rü'yeti. Rü'yettir. Kime karşı? Razakna Allahu. Bize rızık veren Allah'ı görmektir. Hazi nimetu, bu nimettir demiştir. Böylece ikinci videomuzun da sonuna gelmiş olduk.